AK Parti'de son zamanlarda gerçekleşen mevki değişikliklerinden biri de bugün yaşanacak il başkanlığında bir bayrak değişimi olacak. Nurettin Doğan'a yakın bir zaman önce il koordinatör olarak atanmıştı ve bugünkü kongrede aday olmayacağı açıklanmıştı. AK Parti'de bunun devamında gerçekleşen temayül yoklamasında 14 adaydan 4 aday İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüşlerdi. Ve bu görüşmenin ardından Suat Güner de il başkanı adayı olarak Sayın çıkacak. Sayın Güler Hanım, değerli hemşehrilerim, hangi partiye mensup olursa olsun bugün Bolu'nun hak etmediği bir yerel yönetim tarzıyla idare edilmeye çalıştığını görüyoruz. Bugün derdimiz Bolu Belediyesi'nin neler yapamadığını anlatmak değildir. Ancak isyanımız Bolu'nun adının bu siyasi anlayış nedeniyle lekeleniyor olmasıdır. Göreve gelir gelmez çöp toplamayı bile beceremeyince çöpler dışarı atılıyor, bunları mutlaka belli bir siyasi görüşe mensup olanlar atıyor. Bunları tespit etmek için her çöpün başına bir kamera yerleştireceğim diyerek Bolulu vatandaşlarımızın hani o devletine, milletine, iradeye ve idareye saygılı tavrını görmezden gelen hiçe sayan zihniyet, halka açık belediye meclis toplantısında belediyedeki ahlaki olmayan tavırların dillendirilmesi üzerine ne yapayım, baş edemiyorum, söylemekten hicap duyuyorum ama sularla ne katayım diyerek hani o aile yapısına verdikleri kıymetle namus ve şeref timsali olan hemşehrilerimin ulusal basına düşmesine sebebiyet verirken bugün oturduğu yerde Bolu'ya yine affınıza sığınarak ayı heykelimi, geyik heykelimi yapayım diyerek yüzyıllardır kahramanlıkları ile destan olmuş adı Köroğlu ilanına yiğit, mert, Anadolu evladı olan yurdum insanını incitmektedir. Kimsenin ama kimsenin gücü Bolu'nun adını lekelemeye yetmez, yetmeyecektir. Zira bilinmesini isteriz ki emaneti geri almak boynumuzun borcu, bizim de Bolu'ya sözümüzdür. Sizler de yaşadınız. Adana milletvekiliyim. Maalesef Adana'da CHP yönetimiyle tanıştı 24 sene sonra. Bolu'da da maalesef bir yol kazası oldu. İşte görüyoruz, CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu. Az önce arkadaşlarım bana da gönderdiler. Her şeyin yeri geldiğinde laf söylemek üstlerine yok. Sadece laf üstüne laf koyan iş icraatın geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi ve milletimiz bütün milyonları bunların zihniyetinden, bunlardan korusun, muhafaza eylesin. Laf söylemeye gelince arka arkaya görüyorsunuz diziyorlar. Şimdi İstanbul'da, Bakırköy'de, Kadıköy'de grev kararları vardı. Diğer belediyelerde de grev kararları alınmış. Çöpler şu anda göreceksiniz daha da kötü olacak. Bunların çünkü yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bunlar inşallah başaramayacaklar. İş ehline, bu işi aşkla, sevgiyle yapanlara inşallah Bolu'nun vatandaşlarımız tekrardan teslim edecekler. Bolu işte ayı heykeli dikmeyle, ondan sonra geyik heykeli dikmeyle, bu kadar içimiz kan ağlarken kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili çok ayıplanıp onu söyleyeyim. O ifadelerle anılmayı hak eden bir şehir değil. Evet, Bolu Kongre adayları şimdi Erdoğan tarafından selamlanacak. Hakkı Suat Güner, yeni il başkanı, AK Parti Bolu yeni il başkanı. Evet, bir maske uyarısı geldi Erdoğan'dan. Bugün son kongresine katılan mevcut il başkanı Nurettin Doğanay'da selamlanıyor. İcran Çağlı. Kadın Kolları Başkanı İcran Çağlı. Ocak ayında Bolu Kadın Kolları ülke çapında genel performans birincisi olmuştu. Kürsüden de yerel yönetimle ilgili bazı eleştirileriniz oldu. Özellikle son birkaç haftadır çok tartışılan bir heykel mevzusu da var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Şimdi geçen şeyde de basında da gördük. Bolu Belediyesi'nde mevcut belediye dün bugün diye bir şey yapmış. Dün bugün de gösterebildiği iki senenin içinde yalnızca kavşak. Yani bir onlar da zaten hani AK Parti Belediyesi'nin yapmış olduğu düzenlemeler. Onların şeysi yapılmış şu an bir revizyonu yapılmış. Ama bunun haricinde elle tutulur, gözle görülür, hiçbir icraat yokken tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bolu mertliğiyle ünlü bir destanın adıdır. Bolu deyince akla Köroğlu gelmektedir. Bolu deyince akla çok yine Bolu halkının affına sığınarak söylüyorum. Ne ayı ne geyik elbette yani ormanlarımızla da meşhuruz tamam ama orada mühim olan turizmi geliştirmektir, buna destek olmaktır. Yine Bolu halkının affına sığınıyorum. Geyik muhabbeti bir belediye başkanına yakışmıyor. Nurettin Doğanay, şimdi yanımızda başkanım. Bugün sizin için hem duygusal bir kongre evet. oldu. Bir veda kongresiydi aslında. Evet. Ben kişisel olarak da biraz gözlerinizin dolduğunu da hissettim kürsüde. Sıcağı sıcağına hislerinizi almak istiyoruz aslında. Aslında 16 yıldır emek verdiğiniz, bunun 6 yılını da il başkanı olarak geçirdiğiniz 12 Kasım 2015'ten 2021-24 Şubat 2021'e kadar görevde kaldığınız, AK Parti'nin o 20-19 yıllık geleneğine baktığınız zaman 6 yılını bir il başkanı olarak tamamlamış birisi olarak, o en zor süreçlerde, en sıkıntılı dönemlerde bir il başkanlığı yapan ekibimizle, arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu görevi yürüten bir il başkanı olarak doğal olarak nasip oldu. Devretmek nasip oldu diyorum. Çünkü AK Parti il başkanı olarak geldiğimde alnım ak bir şekilde geldim. Bugün gururla, onurla, şerefle başım dik bir şekilde buradan çıkıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını ve güvenini almak çok önemli. Bunun gönlümüzü, nefsimizi okşadığı kadarıyla bir de üzerimize yüklediği çok ciddi bir sorumluluk var. Süremiz çok kısaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızı takdir edersiniz ki Cuma günü bize bu görevi tevdi etti. Hatta Cuma akşamıydı. Görüşme nasıl geçti aslında onu soralım. Neler konuşuldu? Nasıl bir tonda geçti? Gayet olumlu, gayet güzel tonda geçti. Bolu'dan beklentilerinin olduğunu. Çünkü biz Bolu'da bütün ilçelerimizle beraber tüm belediyelerimizi aldığımız ve 2002 ruhu diye adlandırdığımız aslında tüm belediyelerimizi aldığımız ardından da tüm vekil kontenjanımızı doldurduğumuz, tamamen AK Parti kadrolarıyla icra makamlarında olduğumuz zamanları yaşadık.